Yani ben bizim geldiniz. Ya şunu söyleyeyim, aslında sadece Ege'de değil, Türkiye'nin bir bütününde genel hava AKP-MHP iktidarını değiştirmek üzerinde bir motivasyon var. Yani böyle gittiğimiz, temasını kurduğumuz her kesim adeta gün sayıyor. İşte son 20 gün, son 30 gün, son bilmem kaç gün diyerek aslında AKP iktidarını göndermek üzerinden bir motivasyona sahip ve bunu yaparken de aslında hani o gönderme motivasyonu da Yeşil Sol Parti ile olacağının çok açık bir göstergesi. Ben gelmeden, işte Aydın'a gelmeden önce Bursa ve Balıkesir'de açılışlara katıldım. Yine dün Milas'taydım, aynı zamanda şimdi Aydın'da faaliyet, seçim kampanyamızı yürütüyorum. Aslında gittiğimiz her yerde Yeşil Sol Parti'nin ülkede nasıl demokrasinin teminatı olduğunu, halkların, kadınların, gençlerin sözünü söyleyecek parti olduğunu aslında farkındayız. Yani şöyle düşünün, insanlar şunu söylüyorsa, hani böyle farklı kesimlerden olup işte daha önce başka seçip başka partide oy vermişler. Biz bize bizden başka kimsenin sahip çıkmadığını gördük ve bu bizden olanlar sizlersiniz. Yani bizimle beraber, bizimle birlikte mücadele edecek olanlar sizlersiniz deyip duruyorlar. Dolayısıyla aslında tam da hani bizim çok uzun süredir dillendirdiğimiz bir şey, bir 7 Haziran ruhunun toplumda, tabanda, seçmende olduğunu bir kez daha aslında hani bir somut sahada çalışırken de bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Çünkü bir de Ege'nin bir özgünlüğü var aslında. Ege bölgesinin bir özgünlüğü var. Bir 90'lar sonrası çok yoğun işte köy boşaltmalar nedeniyle, işte savaş ve göçertme politikaları nedeniyle göç etmiş çok fazla Kürt var ve burada gerçekten emek alanının iş yükünü ve ağırlığını sırtında taşıyanlar, aynı zamanda hani bu işte ve bir de burada işte hani Romanlar, Aleviler, farklı kimlikler ve kültürlerin yan yana yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz, bir yerden bahsediyoruz. İşte bu konuda Ege bölgesinin çok daha özgün yönleri var kendi içerisinde ve aynı zamanda aslında şey de çok örnek, hani o farklı kimliklerin, kültürlerin, inançların yan yana durup bir ortak hatta mücadele etme zemininin de göstergesi haline dönüşüyor. Yani gittiğimiz her yerde işte hani şeyler farklı olsa bile mutlaka bir Alevi kitlesi var. İşte mutlaka bir işte Kürt seçmen var. Mutlaka o kentin kendi yerlisi, kendi dokusundan olan demokratları, sol sosyalist güçleri, inananları, mütedeyinleri var. Yani dolayısıyla burada aslında buradaki mücadele hattı, buradaki kaybettirme ruhu gerçekten bir bütünen bu iktidara kaybettirmeyi ifade ediyor. Bu nedenle Ege bölgesi daha önemli, daha kritik bir şeyi ifade ediyor. Bir kimliği ve daha önemlisi demokrasinin gelişeceği zemin Ege bölgesidir. Yani demokratik cumhuriyet iddiasında olan bir partiyiz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına giderken ve bu ikinci yüzyılda demokratik cumhuriyet işte İzmir'den, Aydın'dan, Manisa'dan, Muğla'dan inşa edilerek gelecek, Antalya'dan inşa edilerek gelecek. Yani o iktidarın bütün ırkçı, çatışmacı, kutuplaştırıcı, yok saymacı politikalarını yıkarak değiştirip dönüştürüp gelecek. Bu nedenle burası önemli. İşte biz bu nedenle bu kadar yükleniyoruz burada ve HDP'nin, işte Yeşil Sol Parti'nin buradaki varlığından bu nedenle bu kadar rahatsızlar. Çünkü o fikriyatın ve ruhun maya tuttuğu zemin burası. Elbette ki işte bugüne kadar işte Ankara, İstanbul, işte Diyarbakır, Van, yani Kürdistan illeri bu konuda önemli bir eşikti. Ama asıl maya bulduğu ve gelişip güçleneceği zemin bu burası ki iktidar bundan bu kadar rahatsız oluyor. Buradan çalışma, Yeşil Sol Parti'nin buralardan güçlenip gelmesinden.
Bakın başta da söyledim, AKP iktidarının ırkçılığı bir haliyle kışkırtmaya çalıştığı temel zeminlerden bir tanesi Ege bölgesidir. İşte tarım işçiliği, tarım kenti, mevsimlik işçiler üzerinden çoğunlukla bunu gerçekleştirir. Bu ırkçı politikalara karşı durmayı ifade eder. Bu buradan Bekir'in çıkması. Yani ben senin ırkçı politikalarını kabul etmiyorum. Ben senin emek sömürüsü politikalarını kabul etmiyorum. Ben senin kayıt dışı iş gücünü kabul etmiyorum ve Yeşil Sol Parti'nin bunu en güçlü şekilde temsil edeceğine inanıyorum demektir. Ya Yeşil Sol Parti Ege'de çok güçlü çıkacak. Ben bu konuda hani burada son seçim süreci boyunca seçim kampanyasını yürüten biri olarak söylüyorum. Herkesin değiştirmek için buradayız deyip geldiği, gümbür gümbür geldiği ve demokratik cumhuriyetin inşasında aktif rol alacak bir süreci başlatacak bir rüzgarla geliyor ve değiştirmek için geliyor. Ben İzmir'de bunun katlayacağını, Aydın'dan iki vekili çıkartacağını, Antalya'dan, Muğla'dan, Manisa'dan vekiller çıkartmayı zorlayacağını düşünüyorum ve vekil çıkartamadığı yerlerde de oylarını katlayarak gelecektir diye düşünüyorum.